Yolun başındayken programından herkese merhaba. Dün de birlikteydik. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. Eminim şu an bayram sohbetlerinde, bayram sofralarında şu konuşuluyor. Acaba yeni eğitim dönemine başlayabilecek miyiz? Nasıl gidecek bu işler ve çocuklarımız okullarına kavuşabilecek mi? Bunu konuşuyorsunuz biliyorum. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Sayın Selçuk çeşitli okula dönüş senaryoları açıkladı biliyorsunuz. Hadi o senaryoları bir hatırlayalım. Acaba bu senaryolara göre okullar ne gibi hazırlıklar yapıyor? Bu bölümde bunu konuşacağız. Bugün bizim de gündemimizde bu konu. Evet, bakalım 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Ne demişti Sayın Selçuk hatırlayalım. Önce dedi ki kısıtlamasız eğitim, yani tamamen her şey yolunda gitti ve okullarına kavuştu çocuklar. Okulların tamamen açık olduğu eğitim. Peki uzaktan eğitim, okullar tamamen kapalı, hiç istemediğimiz bir durum, hiç istemediğimiz bir senaryo ama gerçekleşirse okulların tamamen kapalı, kapalı olduğu bir senaryo. Üçüncüsü neydi? Seyreltilmiş eğitim. Bundan ne anlamalıyız? Kimi günler çocuklarımız okula gidiyor, kimi günler gitmiyor ve içinde farklı uygulamaları da var bunun. Birazdan konuğumuza soracağız ve detayıyla öğreneceğiz. Ve diğeri de riskli illerde eğitim. Eğer riskli bir ilde bulunuyorsanız vaka sayısı o ilde artış göstermiş. Ise, siz uzaktan eğitimle devam edeceksiniz ama işler yolunda gittiyse vaka sayısı diğer illere göre daha iyi durumdaysa tamamen okulunuza geri dönebileceksiniz. Tüm bu senaryoları kiminle konuşacağız? Kavram Okulları CEO'su ile konuşacağız. Sayın Ümit Kalko bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii gönül ister ki tamamen okullarına kavuşsun çocuklar ama bu senaryoların hepsine de hazırlıklı olmamız gerektiğini artık inandık. Evet. Dolayısıyla siz ne bekliyorsunuz bu senaryolardan? Gerçekten okullarımız bunlara hazırlıklı mı? Evet tabii aslında öncelikle okulların en hazır olduğu şey okulların bir an evvel açılması. Bütün herkes okulların açılmasına odaklanmış vaziyette. Bunun fiziksel hazırlık süreciyle alakalı gerek özel okullar olsun gerek kamudaki okullarımız olsun bir takım çalışmalar yapmak zorunda. Zaten bu çalışmalar bu dezenfektasyon çalışmaları yapılmadan hı hı. E, okulların açılmasını zaten bakanlık da onaylamıyor. Dolayısıyla okulların öyle ya da böyle bahsettiğiniz türden dört alternatifin herhangi birisinde açılması halinde bu tedbirler alınmış olacak. Nedir bu tedbirler? İşte klasik bir e, maske kullanımı zorunlu olacak öğrencilerde hı hı. ders esnasında çıkarmaları kaydıyla. Sıraların birer boşluk bırakmak kaydıyla seyreltilmiş sınıflar halinde olması konuşuluyor. Hı hı. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de tabii ki yine sıra dışında teneffüs alanlarına da sosyal mesafelerin korunarak bazı çalışmaların ve eylemlerin yapılması. Bununla alakalı gerek teneffüslerde gerek ders öncelerinde okul idaresinin yapacağı bir takım anonslar olacak, hı. hatırlatmalar olacak. Hı hı. Yine dezenfekte operasyonuyla alakalı bir takım hijyenik aletler okul bünyesinde olacak ve devamlı çocuklara da bu yönü telkinde bulunacağız. Aslında kısaca bu dört alternatife geçmeden evvel şunu söylemek gerekir ki bizim yapmamız gereken şey bu e, koronayı kabullenmeliyiz. Evet. Ne yazık ki bu hayatımızın gerçeği. Evet. Bu gerçeğin kuralları var. Bu gerçeği bu kurallara göre yaşarsak en az zararla bu işten çıkacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla biz böyle bir şey var diye evlere kapanıp hem çocuklarımızı hem tüm dünyayı eve kapatıp bunun bir an bir şekilde gitmesini beklememiz çok saçma zaten. Bunun hmm. uzun soluklu sürdürülebilitesi yok. Dolayısıyla bizim buna alışmamız bunun kurallarına göre gerek kendimizi gerek çocuklarımızı, yaşam tarzımızı, bütün her şeyi buna göre organize edersek hayatımızı daha kolaylaştırabiliriz. İşte burada en kritik şeylerden birisi tabii ki eğitim. Hmm. Yani biz şunu söylemiyoruz. Sağlıksız koşullar olsa da koronada her gün yüzlerce binlerce vefat haberi alsak da yine devam edelim modunda değiliz biz eğitimciler olarak. Tabii, önemli olan sağlık için. Tabii çünkü. ki her, her şeyin başı <laughs> sağlık. Bundan biz taviz vermeyi planlamıyoruz zaten. <laughs> Ama e, şu anda sayıların azaldığını gördüğümüz ve tedbirleri almaya devam edersek de... ...tekrardan ciddi bir artışın olmayacağını varsayarak okulların açılması... <laughs> ...hem çocuklarımızın sağlığı içinde ki bu sağlık sadece fiziksel sağlık değil... Ruhsal sağlıkları açısından da evet ona da bu geleceğim çok elzem psikolojileri ki de çok bir konu. önemli aileler açısından çok elzem hmm. ekonomi açısından çok elzem ve bizim sektörümüz ve sektörü besleyen yan sektörler açısından da ki bunu en sona koyuyorum ki tamamıyla ekonomik kaygılardan dolayı böyle bir Karar alınıyor beklençinde hmm. olmasın kimse. ki bunu kimse. yapan ülkeler de var. E, tabii ki bunun örneklerini ee, biraz bunun sonra öğreneceğimiz de Hollanda gördük. gibi İngiltere de öyle ekonomi ne kadar var. önemsediğini söyledi. E, ama dikkatimizi de şu çekiyor. Şimdi baktığımızda en az etkilenen grup arasında bulunması sebebiyle e, hem de hep öyledir ya normalleşmeye çocuktan başlamak. E, dolayısıyla böyle çocuklar daha az risk grubu. Ee, ve okula dönüş çocuklarla olması da normalmiş gibi geliyor. Ama tabii ki aileler de kaygılı. <laughs> Bazı aileler şunu söylüyor. Bu sene okula göndermeyi düşünmüyoruz. Uğraşamayız biz evet. bu hastalıkla şeyle yani onla, okula dönün deseler de biz belki göndermeyebiliriz diyenler de çıkıyor. Şimdi aslında şöyle. Ben aynı zamanda Türkiye'nin en büyük eğitim sivil toplum kuruluşu olan Töder'in yönetim kurulu üyesiyim. <laughs> biz başta Töder olmak üzere diğer tüm derneklerimizle beraber bir e, kampanya başlattık. Kampanyamızın da e, sloganı Okul Sokaktan Güvenlidir. Hı. Şimdi sokaklara çocuklarımızı çıkartabiliyoruz. Ha bazı aileler diyeceklerdi ki ben evden çıkartmıyorum. Hı. Şimdi bu evdeni çıkartmıyorum algısı zaten doğru bir süreç değil. Çocuğun psikolojisi yani bunu, açısından da öyle. Bunu zaten ayrı bir e, ruh hali olarak değerlendirmek lazım. Bu doğru bir kurgu değil. Hı. Yani zaten siz veli olarak doğrusunu yapmıyorsunuz ki e, çocuğu okula göndermiyorsunuz veya sokağa çıkartmıyorsunuz. Sokağa çıkartabildiğimiz çocuklarımızı okulda gerekli hijyen koşulları alınması kaydıyla neden göndermeyelim? Hı hı. Ya da Allah aşkına kafelerimizin açık olduğu, işte birçok düğün alanlarının açık olduğu, alışveriş merkezleri, alışveriş merkezlerinin açık olduğu, evet. hayatın her alanının açık olduğu bir yerde okulların kapalı olması zaten çok büyük bir tezat. Hı hı. Zaten Türkiye'de sınırlar kapandıktan sonra ilk kapanan kurum okullar ve kurslar oldu. Hı. Yani biz zaten ilk başta kapanan kurumduk ve hala en son açılan kurum olacağız. Hı hı. Yani bunun dışında tüm hayat normalleşiyorken, normale yumuşak geçişler yapılıyorken bizim sektörümüzün normale yumuşak veya direkt geçiş yapmaması sektörü inanın bitirir. Çünkü biz eğer şu dönemde açmazsak, Hadi 3 ay 5 ay sonra açalım artık okullar belki dediğimizde. Belki açamayacak duruma belki gelen okullar açılacak. olacak. okul hmm. kalmayabilir. Hmm. Sektör çünkü Mart ayında yaşadığımız süreçlerden bu yana ciddi bir yara aldı. O yarayı daha saramamışken tekrar bir yara daha alırsa o ikinci yarada artık belki tekrar açın dediğinizde açılacak okullar elimizde olmayabilir. Yani sektör önemli tabii ki de. Ee, şimdi ben anneyim. Ee, çocuğumun güvenliği daha önemli. Eğer eğitim kurumları şu günleri tedbirlerini alarak Öyle kendilerini ki. güçlendirerek geçiriyorsa, e, tabii ki biz de güvenmeyi tercih ederiz. Çocukların yeri okullardır. Şimdi Gökhan Hanım, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, bugün belki de e, sosyoekonomik ya da kültürel seviyesi en düşük ilimize veya ilçemize gittiğinizde dışarıda maskeyle gezen binlerce insan görebiliyoruz, değil mi? Evet. İşte bu aslında halkımızın da milletimizin de bu kurala adaptasyon sürecini ne olduğunu ne kadar zorlu bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzun farkına vardığını mı göstergesi. Hı, hı. Dolayısıyla e, kim diyebilirdi ki ülkemizde her yerde bir anda herkes maske takacak, korunacak, sosyal mesafeye dikkat edecek, temas kurmayacak, her girdiği yerde ellerini işte bakın bunlar bir anda olmadı ama zaten. Hı. Bakıldı ki bu iş geçmiyor. Evet. Ve bunun kuralına göre hayatımızı kurgulamazsak geçmeyecek ve bunun psikolojik olduğu gibi ekonomik çok büyük tahrip edici sonuçlar doğacak. Onun için herkes bunun kuralına uydu. Özel bizim okullar vurgumuz, nasıl etkilendi? Yani e, şimdi, şimdi bu süreçte e, epey bir da e, yaşadılar, kaygı da yaşadılar hani. Evet, evet, belki yeni evet. döneme öğrenciyi kayıt ettiremeyecek. Bununla ilgili ne şimdi düşünüyorsunuz? Şimdi bizim öncelikle e, tabii ki özel okulların yaşadığı olumlu veya olumsuz süreçler de olabilir. Sadece olumsuz olarak bakmak lazım. Hı hı. Ama bizim her halükarda birinci önceliğimiz çocukların sağlığı. Bunu evet. özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani çocukların sağlığıyla alakalı gerek tedbirleri gerek özel okullarda gerek kamu okullarına alınması kaydıyla ve pandemideki ikinci bir dalganın da olmaması ya da vefat sayılarının çok ciddi sayılara tekrar çıkmaması kaydıyla okulların mutlaka ve mutlaka açılması konusundaki bizim başından beri görüşümüz sabit evet. özel okulcular olarak. Peki biz bu süreçte neler yaşadık, neler öğrendik? Daha önce açıkçası... Deneyimlemediğimiz bir süreçte karşı karşıya kaldık. Bu bizim açımızdan e, ne kadar bir takım risklere karşı hazırlıksız olduğumuzu da gösterdi. Sadece ülke olarak değil, sektör olarak da aslında bizim bir takım kriz senaryolarımızın olması gerektiğini biz daha iyi fark ettik. Klasiktir, her sene bir defa veya iki defa bir yangın tatbikatı yaparız. Evet. E, yangın çıkarsa Allah korusun ne yapacağımızı çocuklarımıza anlatırız. E, ama... Yangın dışında yaptığımız tatbikat yoktur. Sanki başımıza gelebilecek en büyük iki tane hmm. e, musibet var gibi. Biri deprem, biri yangın gibi. Bu hiç Bakın, bunu nasıl senaryolaştıracaksınız? ulaştıracaksınız? Sabunla çıkan, kolonyayla çıkan ama bir tür aşısı bulunmayan e, bir musibet karşımızda. Hı hı. Ve biz buna karşı da bir takım tedbirler almamız gerektiğini fark ettik. Evet. Bunun e, bir de e, ekonomik boyutları oldu bizim sektör açısından. Genellikle verilerimizin e, şöyle bir yanılgısı oldu bizle alakalı. Ya da bizim sektörel büyüklerimizin, bakanlığımızın da ya zaten özel okullar paralarını tahsil ettiler ondan dolayı e, sıkı... Bakın bu mesele para tahsil edilmesi veya edilmemesi ve indirgenecek kadar hmm. basit bir mesele değil. Hmm. Bir kere biz de psikolojik olarak çok yıprandık bu süreçte. Birincisi bu. İkincisi bizler öğretmenlerimiz aracılığıyla Uzaktan eğitimde çocuklarımızın yanında olmaya devam etmeye gayret gösterdik. Hı. Ve burada gerçekten özel okullar olarak çok büyük bir başarıya tüm markaları aldık. Sadece Neydi, temsil ettiği verdi. markadan bahsetmiyorum. Genel olarak bütün markaların çok büyük bir sınav verdiğini ve gerçekten bir nevi bir savaş verdiğini gördük öğretmenlerimizin hele hele özellikle idealist öğretmenlerimizin sosyal medyada birçok fotoğraf görmüşsünüzdür. Çok büyük, Yemek çabalık, masasının üzerine medyeler, matematik işlemi yaparak çocuklarımıza eğitim verme gayretine devam eden El öpülesi öğretmenlerimizi evet, de gördük. Bir yandan kendi çocuğuna bakmak Şimdi, zorunda olan üstelik. Bizler özel okullar olarak maliyetleri değişen bir yapıda değildik zaten. Hı. Bizim maliyetlerimiz değişmedi. Gelir kalemlerimizde ciddi bir düşüş oldu. Hı hı. Ama biz bunu bir şekilde sineye çektik. Yemekle alakalı öğrencili verilerimizin yem yem yemeklerin iadesiyle alakalı haklı talepleri oldu. Servisle de öyle. İadeleri yapıldı hı hı. ya da bir sonraki seneki kayıttan düşüldü. Evet. Servisle alakalı haklı gerekçeleri oldu onunla alakalı formüller bulundu. keza eğitimle alakalı ama biz eğitim uzaktan eğitim alınan bir öğrencinin biz eğitim almadık iadesini istiyoruz taleplerine. O zaman bu senaryolardan sadece uzaktan eğitimle devam edilirse bu bütçelere de yansımayacak yani çocuk okula kaydolduysa ve tamamen uzaktan eğitime geçilse dahi eğitim almaya devam ettiği için geçerli olacak o. Tabii ki Hı -hı. uzaktan eğitim bakanlığımızın da ıı, verdiği bir kararla bir telafi yöntemidir. Hı hı. Yani şöyle bakın olaya, kar tatil oldu, okul 3 gün kapandı, 3 gün iadesi yapılıyor mu? Yani üç gün için yapılmaz da hani bakalım. bu aylar sürdüğü için aile üç öyle bir şey için. gün istiyor. hiç eğitim yapılmayan bir şeyin iadesi yapılmıyor. Hmm. Hiç eğitim yapılmadan. Hmm. Biz uzaktan eğitimle devam her ediyoruz. türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bizim maliyetlerimize bir azalma yok. Bir de bakın şöyle bakmak lazım. ya Özel okullara çok para göz bir yapıdan bir kere sıyıralım. Hmm. Burası bir işletme her zamanda. Bir hmm. eğitim kurumu hmm. ama gelirleri ve giderleri olan bir yapı. Şimdi bu yapın ayakta kalması lazım ki çocuklarımıza Verilerimize destek olan bir organizasyon. Ki bugüne kadar devam etsin. eğitim teknolojileri altyapısını yeteri kadar yapmadıysa daha fazla harcaması bile var diyebiliriz Zaten değil mi? Zaten bu süreçte maliyet artırıcı... birçok şey oldu. Evet evet. Maliyet Dijital azaltıcı deyip geçmemek şey olmadı. gerekiyor. Yani Şimdi o da, ona da bir maliyet, yatırım gerekiyor. maliyet azaltıcı bir şey deyince hemen klas, Ya siz ama okul kapalıydı fatura edememişsinizdir. Hmm. Ya keşke fatura ödeseydik okullar açık olsa iki kat fatura ödeseydik. Evet. Fatura gibi bir derdimiz ya da maliyet azaltıcı tedbirlerle ilgili bir gündemimiz olmadı biz. İşimizi yapmak istedik. Hı. Çocuklarımızın eğitim sürecinde yanında olmaya devam ettik. Ama emin olun velilerimiz okulun ne kadar kıymetli olduğunu Anladım. okulların kapalı olduğu dönemlerde anladılar. Hı hı hı. Öğretmenlerimizin ne kadar kıymetli bir iş yaptığını, evet. yani bir sınıfta 24 kişiyi oturtup, onların konsantrasyonları, motivasyonlarını güdüleyip, Tabii. bir ilham verip, hı hı. ders anlatıp, anlamayanları tespit edip, Tekrardan ölçüp, değerlendirip, iyileştirme süreçlerini tamamlayıp. Biz evdeki bir tane çocukla baş edemezken. Siz evde bir tane bunu. evladımızı evet. bilgisayarın karşısına oturtma mücadelesi verdik Hı -hı. veriler olarak Hı -hı. değil mi? Hı -hı. İşte öğretmenlerimiz her gün 20 öğrenci, 40 öğrenci sınıf kontenjana göre oturtup, ders verip, Hı -hı. sınav yapıp başarılı olamayan çocuklarımızı iyileştirme mücadelesi verme sürecini yaptılar. Evet, Dolayısıyla verilerimiz evet. için okulun kıymeti. Öğretmenlerimiz zaten kıymetliydi ama daha da bu tarz anlaşıldı. dönemlerde daha da anlaşılır hale geldi. Biz de şunu gördük. bizden de nankör olmayalım. Hı. Bizler de hem çocuklarımızın zaten bunu farkındaydık ama çocuklarımız olmadan okullarımızın ne kadar e, mahsun olduğunu gördük. Hı hı. Ve verilerimizin çocuklarımızın eğitim hayatının önemli bir saç ayağı olduğunu tabii. bir kez daha Hı. görmüş olduk. Yani o okul veli dayanışmasını belki de hiç bu kadar yoğun yaşamamıştı, Aynen. deneyimlememişti eğitim kurulları. Ve kuruları. tabii ki bu sürecin yaşattığı diğer bir önemli ve asıl e, bu süreçte parlayan yıldız uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim. Yani biz bugüne kadar eğitim teknolojileri noktasında hep biz akıllı tahta var, Hı. İşte tabletlerimiz var diye daha çok, Fiziksel gördüklerimizle anlattığımız yani, evet. bir süreç iken evet. aslında artık teknolojinin pratiğiyle eğitimin gereklerini bir araya getiren hı hı. yepyeni bir boyuta geçtik. Var mı var demek için değil, yapmış olmak için değil, gerçekten bunu kullanıp işimizi kolaylaştırmak için bunun ne olduğunu fark ettik. Artık uzaktan eğitim, okullar full time açık olsa da benim öngörümdür bu. Hı hı. Okullar full time açık olsa da hayatımızda yeni bir kavram var artık uzaktan eğitim. Okullar açıkken dahi kullanılacak bir yöntem olacak. Yani ayrılmaz Yakında bir göreceğiz parçası bunu. artık. Yani yeni eğitim öğretimlerinden itibaren yüz yüze eğitim olsa dahi uzaktan eğitimle Etütler, telafiler, ek dersler yapılacaktır. Ee, bunu da göreceğiz. Diyelim bu senaryolardan herhangi biri gerçekleşti. Hazır mıyız? Yani eğitim kurumları şu dönemde gerçekten hazırlıklarını yapıyorlar mı? Şimdi tabii mı? ben özel okullar adına Hı -hı. konuşabilirim. Ki özel okullar şu an bununla alakalı fazlasıyla hazır. Hazır. Çünkü özel okullar bunu hazır olmazsa... E, kendi var olma amaçlarını inşa etmiş olurlar. Şu an okula dönüşte her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu var. Her ne kadar hepimiz bir başkasına saygı duyup evet. bu sorumluluğu sonuna kadar sürdürüyorsak, dikkat ediyorsak, değil mi? O mesafeyi korumaya dikkat ediyorsak, şu yazı güzel bir şekilde atlatırsak çocuklarımızın okula dönmesini kolaylaştırmış olacağız. Şimdi kesinlikle olacağız. burada tabii ki Sayın Bakanımızın açıkladığı bir takım senaryolar var. Evet. Bunlardan birincisi koronadaki vefat sayılarımızın ya da hasta sayılarımızın azalması halinde tamamıyla normal bir eğitim öğretim dönemine başlama. Hı hı. Bizim tabii ki temennimiz bu ama bunu biz şu anda e, çok büyük bir ihtimal olarak değerlendirmiyoruz. İkinci alternatif ve daha çok üzerine konuşulan, değerlendirilen, durulan alternatifimiz 3 gün açık, 3 gün e, uzaktan gün ya da 3 gün hı hı. uzaktan eğitimle desteklenen, o 3 gün belli bir sınıfın geldiği, diğer 3 gün başka sınıfların geldiği, dolayısıyla yoğunlaşmanın azaltıldığı, uzaktan eğitimle de desteklenen bir yöntem. Bu yöntem Devlet okullarında uygulanabilir. Hı hı. Özel okullar tedbirlerini alırlarsa 5 gün eğitim yapma durumunu da konuşuyoruz. Hı hı. Yani biz belki bu süreç içinde olmayabiliriz. Ama ben açıkçası daha çok şu yöntemi benimsiyorum. Bölgeye göre bakmak lazım bazı şeylere. Evet, evet, şimdi aynı kar tatili örneğini yine vereceğim ama hı hı. şimdi Ağrı'da kar yağıyor diye İstanbul'a tatil olmuyordu. Hı hı. Dolayısıyla burada da Virüs sayılarına göre, virüsün evet. tetiklediği bölgelere göre belki bazı bölgelerde kapanabilir, 3 gün olabilir, 5 günde açık tutabileceğimiz bölgeler olabilir. Tamamıyla duruma göre tüm senaryoların hazır olması verilerimizin de kafasındaki soru işaretlerini giderecektir. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Kavram Okulları Siyosu Ümit Kalko bizimle birlikteydik. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Yolun başındayken devam ediyor. Şimdi bayram sofralarında soruyorlar genç arkadaşıma hangi bölümü tercih edeceksin? Ee, peki o alanda okuduktan sonra kolay iş bulabilecek misin? İyi kazanacak mısın? Bak komşunun kızı şu bölümü bitirmişti çok iyi kazanıyor. Sen de onu tercih edebilirsin gibi yorumlara maruz kalacak genç arkadaşım. Ee, en fazla duyduğu alanlardan biri de mühendislik. TÜİK raporuna baktığımızda da istihdamda mühendisliğin gözde alanlardan biri olduğunu görüyoruz. Her sene de programlarımızda konuşuyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde biliyorsunuz bayram sofralarında acaba okullar açılacak mı konusu gündeminizde demiştik. Bir diğer gündem olan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihe doğru adım adım yaklaşırken biliyorsunuz 6 Ağustos-14 Ağustos arasında tercih dönemi. Bu önemli konuyu ele alalım istedik. Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin bizimle birlikte. Hoş geldiniz teşekkür Murat hocam. Babam. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Her şeyden önce. teşekkür Bir ediyoruz. de bu sürecin gerçek kahramanları genç hı. arkadaşlar. İnşallah gönüllerince bir tercih imkanı ve istikbal imkanı bulabilirler diye. Şimdi konumuz eğitim. Ee, ama aslında ben sizi bulmuşken o kadar çok şey konuşmak istiyorum ki yani Sağ olun. hocam bilgisayar mühendisliği elektronik mühendisliği yapay zeka kendi alanı <laughs> hani şu ara tam da konuşmamız gereken isim ama biz eğitim ekseni de konuşmaya çalışacağız şimdi bu yapay zeka Mühendisliği nasıl değiştirdi? Şu yaşadığımız süreç mühendisliğin eşleşmediği alan olmadığını gösterdi. E, sizin alanı doğrudan etkileyen bir gelişmeydi. Şu yaşadığımız süreç değil mi hocam? Evet efendim. Şimdi her şeyden önce e, mühendislik yapay zekayı biraz değiştirdi. Hı hı. E, fikir aşamasında vardı ama e, gerçekleştirilmesi o kadar kolay değildi. Mühendisliğin geliştirilmesinden geliş, e, sahip olduğu gelişmelerden hemen sonra. Ee, yapay zeka yeniden popüler hale geldi ve günümüzde ve gelecekte e, göreceğimiz şekliyle ortaya çıkmaya başladı. Ki bu da beraberinde yeni alanları doğurdu. Elbette. Yani hep mühendislikle ilgili şunu konuşurduk ya işte <laughs> elektronik mühendisliği vardı, yok bilgisayar mühendisliği de oldu. Şimdi üçüncü nesil mühendisliklerden bahsediyoruz. İşte hı hı. kimyadan gıda doğdu. Şimdi gıdadan biyomedikal medikal e, yani baktığınızda bir, pek çok alan biyomühendislik mühendislik evet. e, doğuyor ve arkadaşlar da kafası karışıyor. Bu kadar mühendislik alanında ben temel mühendislik mi seçeyim? Hangi mühendis seçeyim Ne söylersiniz adaylara Şimdi işin başında temel mühendislik derken zaten biliyorsunuz mühendislik sivil mühendislik ve askeri mühendislik olarak ikiye ayrılıyordu fakat sivil mühendislik tekrardan dallara ayrılarak makine mühendisliği elektrik mühendisliği gibi başka şeyler de meydana getirdi bu bölünme ve bölünerek üremem bir şekilde devam etmekte. Dolayısıyla her an yeni bir alanın öne çıktığını ve yeniden tanımlanarak bir mühendislik alanı şekline getirildiğini görmekteyiz. Ee, tabii bunlardan bir kısmı bir başka başka bir takım mühendislik alanlarının birleşmesinden Meydana geliyorlar mesela çevre mühendisliği gibi hatta bizim bilgisayar mühendisliği gibi birçok alan bir şekilde etki ederek yeni bir alan meydana getiriyorlar ama o kadar olgunlaşıyor ki zaman içerisinde bu apayrı bir alan olarak yoluna devam ediyor. Şimdi o zaman bir hatırlayalım bakalım mühendislikle ilgili kontenjanları 71.244 kontenjan var bu sene başarı hı hı. sırası 300 bin. Evet. Yani 300 binin içindeki sıralamaya giriyorsan tercih yapabileceksin. Bu başarı sıralamalarına dikkat, hep altını çizerek söylüyoruz. Puana değil sıralamalara dikkat etmen evet. gerekiyor tercihinde diye. Şimdi mühendis olmak istiyorum ama çeşitli kaygılarım var. Hep dersiniz, ya matematiği iyi olsun. Ya matematik diyeyim ama fizikte kötüyüm. Ya da mezun olunca iş bulacağım bir mühendislik seçmek istiyorum. Ya mühendislik eğitimi çok mu zor gerçekten? Bu sorularım varsa benim. Mühendislik, ne söylersiniz? Pardon. Mühendislik mesleğinin bir takım temelleri var. Her meslekte olduğu gibi. Bu mesleklerin, mühendislik mesleğinin temellerinin başında da buyurduğunuz gibi matematik ve fizik geliyor. Hmm. Bu öğrencilerin gözünü korkutabilir ama aslında hayatın gerçekleridir bunlar. Biz matematiği anlatırken sadece zihin açıcı bir takım unsurlar ya da işte hesaplamalar falan diye değil. Aslında hayatı modelleyen bir e, olgu olarak gösterebilseydik, belki bu kadar büyük bir gibi korkuya neden olmamış olacaktık. Hmm. Fizik de tıpkı böyle. E, mühendisliğin iyi bir tarafı var. Mühendislikte her zaman ee, problemi aldıktan sonra üzerinde düşünme ve hatta e, bilmediklerinizi yeniden öğrenme şansınız vardır. Onun için derler ki, mühendis bilmediği şeyleri başkaları bilmediğini öğrenmeden önce öğrenen adamdır. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Dolayısıyla bu düşünme süreci birçok meslekte yoktur, mesela tıpta yoktur. E, bu düşünme süreci size eksiklerinizi tamamlamak imkanı verir. E, bu süre zarfında siz e, baştan aldığınız eğitimin, Hiçbir şekilde prensipleri e, zedelemeden. Alabilmiş isen, iseniz, hmm, hmm. E, o zaman başarılı bir e, öğrencilik, öğrencilik geçirebilirsiniz. Hmm. Nasıl olsa kalan kısmı öğrenmek için, tamamlamak için, hatırlamak için zamanınız olacaktır. E doğru. Her şeyde de hazır halde gelmelerini beklemiyoruz. Eğilimleri olsun, o da evet. kendileri de sevsin, içlerinde de biraz olsun yani değil evet, mi? Biraz merak olsun. ve yaratıcılık mesleğidir. Hmm. E, nesneleri biliyorsunuz, e, üç kategoride ayır, e, sınıflandırmak mümkün. İşte bir şey güzel olabilir ama sadece güzel olmakla kalır. E, faydalı olabilir ve lüzumlu olabilir. Ee, mühendislik güzel, faydalı ve lüzumlu şeyler üretmek için ortaya çıkmış bir meslek dalıdır Hepcini aynı bir zamanda. araya getirir. Şimdi gençlerin deyimiyle mühendis kafası diyorlar ya onlar. Hı -hı. Şimdi mühendis kafası, teknik ondan sorulur. Sorun çözücüdür. Çünkü Hı -hı. ortada bir sorun var, Aa, bu, burada bir ihtiyaç var. Bu sorunu nasıl gidereceğim? Türev de sever, integral de. E, siz anlatırken o hesap yapar. Hani biz Sözelciler anlatırız, siz oradan hesap yapıyorsunuz. Düşünür, hayal eder ve üretir. Evet. E, eşya taşırken kuvvetten kazanır. Bunlar doğru mu? Doğrudur. E, hatta ben e, şöyle bir tanımlamada yaparım. Mühendislik tembel adam mesleğidir. Tembel adam mesleğidir. Evet. E, çünkü. Bunu e, bir mühendis söylüyor. Evet, iyi bir mühendis söylüyor. Üstelik. <laughs> Şimdi e, mühendislikte e, rutin olarak yaptığınız başka bir takım işler varken, onları e, sürekli tekrarlamaktan vazgeçip. Bunun yerine bunların bir yöntem dahilinde daha kolayca yapılmasını sağlamaya çalışırız. Hmm. İşte her zaman yaptığınız bir iş vardır. O işin yerine onun bir makinesini yaparsınız. Artık sizin yerinize o yorulur. Dolayısıyla siz tembellik etmeye vakit bulursunuz. Hmm. Sizin sağladığınız ya da sarf ettiğiniz emek hmm. sadece o sistemin oturtulması kadar Konfor oturtulmasına için... kadar geçen e, emektir. Ama sonra siz onu tembellik diyorsunuz da sonra onu o, o makine yapmaya başladığında başka bir şey düşünüyor ve ona odaklanıp onu üretmeye başlıyorsunuz. Biz zaten Aslında o tembelliği yapabilmek için de uzunca bir zaman sabahlara kadar çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Demek ki arkadaşlar neymiş tekrar ilk soruya dönüyoruz. Mühendislik eğitimi zor mu? E zor. E ne kolay ki bir alanda iyi olmak hmm. istiyorsanız zorluğu varsa da zor değilse bile zorlaştırıp odaklanıp çalışmanız gerekiyor değil mi? Çok çalışacağız. Elbette. Yani Anca öyle olacak her şey güzel. Çok çalışacağız. Çalışmaktan da korkmayacağız. Geçen gün bir e, sağlıktan e, bir hocamız dedi ki öğrencimiz gelmek istiyormuş tıp alanına. E, hastaneye e, stajı hemen başlıyor mu acaba? Hani hastaneye girmesem diyormuş. Yani Hı -hı. hani sağlık alanı düşünüp de hastaneye girmesem diye düşünüyorsan demek ki seçmeyeceksin o alanı. Evet. Yatkınlık önemli. Peki hocam şimdi e, kafası karışık adayın. E, yazılım mi seçeyim, bilgisayar mi seçeyim. Yok e, ben elektrik elektronik seçeyim. Her ikisinde nasıl olsa bitirince yapabilirim herhalde. Hı hı. Böyle bir alan arasında ayrımda kalan adaylara ne öneriyorsunuz? Şimdi eğer e, henüz hayatınıza tam olarak bir yön verememişseniz ki çoğu zaman bu yaşlarda o kadar kolay değildir. O zaman e, genel geçer bir alanı seçmekte fayda var. Hı hı. E, zaten genel geçer alanlar e, diğer alanları bir şekilde kapsar ya da örter ya da onlarla iletişim kurarlar. Kaldı ki biz mühendislikte tek bir alanla uğraşmaktan bir süre sonra sıkılırız. Bunun sonucunda da hiç olmadık başka alanlara doğru meylederiz. Buna işte bir takım mühendislik tipleri deniyor: L tipi, P tipi, T tipi falan gibi. Burada teferruata girmeyeyim ama sonuçta siz bir alanda ne kadar çalışırsanız çalışın günün birinde sıkılmakta ve başka bir alanda tecrübelerinizi kullanmakta özgürsünüzdür. Bu meslek böyle bir ee, ekstra size kolaylık ve güzellik sağlamış oluyor. Şimdi mühendislik için olmazsa olmaz şey uygulamadır. Evet. Ee, uzaktan eğitim sürecinde mühendislik Maltepe Üniversitesi'nde nasıl geçirdiniz bu süreci? Biz bu süreci iyi geçirdik. Ee, bunu biz söylemiyoruz. Yükseköğretim Kurumunun yaptığı tespitlerde buna en hazırlıklı ve en kolay adapte olan. Ayrıca e, bu süreçte en yoğun şekilde ve doğru şekilde uzaktan eğitim koşullarını kullanan hatta bunu idari e, mekanizmasına da tatbik edebilen üniversitelerin başında bizi gösteriyor. Hı hı. E, şimdi bu aslında bizim için ciddi bir deneyim oldu. Bu deneyim sonucunda biz e, yeni dönemde de bu olanaklardan faydalanmak imkanı arıyoruz. E, mesela sanal laboratuvarlar ya da evinde laboratuvarlar şeklinde uygulamalar tasarlamaya çalışıyoruz. Hı, evinde laboratuvar Evet. Yani bir takım kitleri okulda değil de öğrenciyle beraber taşınabilecek şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Böylelikle tıpkı online eğitimde yapılan ders kaydının sonsuz kere tekrarlanıp dinlenebilmesi olanağı gibi birkaç saatlik laboratuvar sınıfı içerisinde, süresi içerisinde yapılıp anlaşılan ya da anlaşılmayan konuların evde sonsuz kere tekrarlanmasına dair bir yol açmak istiyoruz. Hı hı. Ancak şu var, mühendislik mesleği aynı zamanda tıpkı tıp fakültesinde olduğu gibi bir dokunma mesleğidir. Yani elektrik çarpılmasının nasıl bir his yarattığını bilmeden elektrik mühendisi olursanız hı. riskli bir durumdur. Elinizi çekişle ezmemişseniz kötü bir makine mühendisi olmuş olursunuz. O bakımdan biz o koşulları da doğru olarak sağlamak kaydıyla sanallaştırmanın ve e, farklı yöntemlerle deneyim kazandırmanın yollarını arıyoruz. Şimdi üniversitelerde bu bütün senaryolara hazırlık yapıyor aslında. Evet. Yani uzaktan eğitimle devam ederse, örgün eğitime geçilirse, her iki ise bir arada olursa, ama bir gerçek var ki adaylar çok bunaldı, sıkıldı. Onların hayalinde bir kampüs var, Gelecekleri o bahçeye uzanacaklar, onu da çok istiyorlar. Umarız ki yaşarlar. Aslında sadece e, onun için değil. Üniversite eğitimin çok farklı bir cephesidir. Evet. Yani ilk öğretimde, orta öğretimde belli şartlarda siz bir eğitim camiası içerisinde bulunursunuz ama üniversite aynı zamanda bir düşünce evrenidir, bir yaratıcılık evrenidir, Küçür. bir iletişim ve Tabii. kültür evrenidir. Tabii. Bir iletişim, etkileşim evrenidir. Evet. Dolayısıyla insanların kişiliklerini bulabilmesi, yerleştirebilmesi, yetiştirebilmesi için çok önemlidir. O yüzden biz yeni planlamamızı yaparken e, bizim fakültede de başka diğer fakültelerimizde de e, bağımsız olarak fakat tesadüfen aynı şekilde bir karar alındı. İlk derslerimizin, ilk sınıf derslerimizin büyük bir çoğunluğunun e, fakülte, or şey üniversite kampüs ortamında yapılmasını. Böylelikle e, kampüs ortamında yaşamanın ne demek olduğunu, e, üniversite çatısının nasıl bir e, atmosfer evet. sağladığını ve e, 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 Üniversitede arkadaşlığın, çalışmanın, etkileşimin, hocalarla iletişimin nasıl bir şeye benzediğini öğrencinin bir kere anlamasını istiyoruz. Hı hı. Bizim için uzaktan eğitim olsa olsa son sınıflarda zaten edinilmiş bilgilerin genişletilmesi bakımından kullanılacak olan seçmeli derslerle. Zannediyorum sınırlı kalacak. Hı hı. Yani eğer ki bunları atlatırsak uzaktan eğitim, evet eğitimin ayrılmaz bir parçası olacak. Evet. Ama bazıları tartışıyor ya örgün eğitimin yerine geçer mi? Evet. Siz pek mümkün görmeyenlerdensiniz. Özellikle de mühendislik alanı için. Kaldı ki evet, hı hı. E, kaldı ki e, mühendislik grup çalışmasını mecburiyetin... E, Grup çalışmasına mecbur bırakan alanlardan bir tanesidir. Hı hı. Biz gruplar halinde çalışırız. Evet. Şimdi bir mühendisin mühendislik öğrencisinin, mühendislik eğitimi alan bir öğrencinin bir günü nasıl geçer? Yani gerçekten hep böyle proje hazırlayan, grup çalışması yapan yoksa onlar da vakit bulup öğrenci kulüplerinde etkileşime girip kendilerine sosyal olarak da donatabilirler mi? Donatmalılar mı zaten? Donatmalılar. Hı hı. E, mühendislik mesleği eğer e, geçmiş yüzyıllarda yapıldığı gibi çatı katında tek başına yaşayan adam modeliyle yapılmış olsaydı bu kadar büyük mesafeler kat edememiş olacaktık. Şu anda bizim uyguladığımız yöntem, mühendislerin küçük parçalar halinde işi paylaşıp, büyük gruplar halinde çalışmasını gerektiriyor. Hmm. Bu aynı zamanda insanlar arasında bir etkileşimi ve dolayısıyla mühendisin çok iyi olmadığı tahmin edilen, bilinen, zannedilen Sosyal tarafının da e, geçmişten daha fazla olarak önümüzdeki yıllarda e, genişletilmesini icap ettiriyor. Peki şimdi sizce bu yaşananlar Covid-19'dan sonra tercihleri nasıl etkileyecek? Bazı mühendislik alanlarını daha mı çok tercih edecek adaylar? Özellikle dijitalleşme ile çok daha fazla aşırı neşir olan alanları? Dijitalleşme hayatın bir gerçeği. Aslında digital divide ya da işte e, sayısal uçurum, sayısal... Hmm seviye farkı falan denilen kavramlara da belki bir gün e, girmek mümkün olur. E, bu şartlarda baktığımız zaman e, yapılan tercihlerin aslında tabii ki e, olağan koşullarla e, olağanüstü koşullarla bir şekilde dengelendiğini <laughs> görürüz. E, bazı olaylar bazı tercihleri etkilerler haliyle. Ama e, mühendisliğin Ortalama meslek süresi eğer benim kadar yaşama şansları varsa 40 seneden aşağı değildir. Dolayısıyla önümüzdeki 40 yıl içerisinde neler olup biteceğine dikkat etmek lazım. Bunu öngörmek kolay değil. Onun için gerçekten sevebileceğinizi düşündüğünüz bir alanda çalışmayı denemek ve o alanda yetişmeyi sağlamak, Nasıl olsa günün birinde sizin de çalıştığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz alanda size bir fırsat doğacağını ummak iyi bir şeydir. Evet. Ee, bu yani Hangi alanı seçerse seçsin, kendine bir mühendis adayı şu özellikleri katmalı deseniz ve bunu böyle bir beş maddede sınırlandırsanız. Hadi çünkü çok fazla sayacağınızı umduğum için bir kısıtlama hı hı. getirmek istedim. Asıl olan nedir? Ee, en önemlisi nedir sizce? Hangi alanı seçerse seçsin? Hangi alanı seçerse seçsin? Bir mühendisin bir şeye baktığı zaman insan olabilir, toplum olabilir. E, biyolojik bir mekanizma olabilir ya da e, bir mühendislik sistemi olabilir. Neye bakarsa baksın ona bir sistem gözüyle bakması lazım. Hmm. Bizim anahtar kelimemiz sistemdir. Hmm. E, sistem diye bakarsanız şunu fark edersiniz. Bir şeyin girdileri vardır, çıktıları vardır ama girdilerle çıktılar arasında o kara kutu diye tabir ettiğimiz black box diye söylediğimiz e, hacmin içerisinde ee, başlangıçta öngöremediğimiz ama tahmin etmesi ve sıralanması çok da zor Hı -hı. olmayan bir takım fonksiyonel bloklar ve bunların içerisinde bunların arasında etkileşimler vardır. Evet. Dolayısıyla dünyaya bu gözle bakabiliyor olmak önemlidir. Hı -hı. Ee, meraklı olmak çok önemlidir. Çünkü merak etmezseniz, hatta ibret almazsanız, evet. e, çok bir şey üretemezseniz e, onun dışında da biraz azim gerekiyor. Azim gerekiyor. 5 tane olmadı ama bu kadarı yeterli sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok teşekkür ederim. Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Mühendislik eğitimini konuştuk. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz ve tercih dönemine doğru adım adım birlikte ilerliyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki programımızda. Hoşçakalın.